Metropol Haber vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sorduk. Bugün tarihi Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'ndayız. Bakalım vatandaş ne dedi. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Çünkü ne diyeyim, bizim yani başka biri gelecek biri yok doğru dürüst. CHP'ye versek HDP'ye teslim oldu. İYİ Parti'ye versek o da HDP'ye teslim oldu. Teröristlerden bizim işimiz olmaz. Teröristler yataklık yapan partilerden bizim işimiz olmaz. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Vallahi ben yurt dışında yaşadığım için fazla bir bilgim yok yani o şeylerde. Bilmiyorum yani, ben gördüğüm kadar memnunum yani gördüğüm kadar. Ama buranın halkına da soracak olsam çoğu memnunum, memnun değilim diyorlar yani. Fazla bir bilgim olmadığından fazla bir şey söyleyemeyeceğim buna. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi şu anki durumda hani seçime kadar ne olur bilmem ama şu anda hiç memnun değiliz. Çünkü markete gidiyoruz, ne alacağımızı şaşırdık. Yani patlıcan oluyor 30 lira. Ondan sonra yoğurdunu alamıyorsun, peynirini alamıyorsun, zeytinini alamıyorsun. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Biz de fabrikada çalışıyorum. Hala maaş elimize geçmeden ne olacağını bilmiyorum. O yüzden hani bize nasıl yardım ederlerse ona göre biz de şekil alacağız. Şu anda durum bu yani. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Kayseri'deki mevcut belediyelerden çalışmayandan nasıl diyeyim? Yani Suriyelilere baktığı kadar bizim insanlarımıza da baksa çok iyi olacak. Çünkü o kadar çok yardıma ihtiyacı olan insanlar var ki hiç yardım ettiklerini görmüyorum. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Valla yarın seçim olsa AK Parti'ye vermem. Neden? Vermem abi, neyi vereyim ya? Ben emekliyim, yetişemiyorum ki. Vermem yani, bunu kesin böyle. Şuna veririm, buna veririm, vermem. Ama düşüncem de meral alalım. Başkasına vermem yani. Çünkü her şey ortada ya. AK Parti veyahut da öbürü babamızın partisi diyelim ama gözden görünen bir şey. Hep ekonomik sıkıntıdan vermem yani. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Vallahi şimdi ben Talas'ta oturuyorum ya. Kayseri'dekilerden de işte Kayseri'den pek bir alakam yok ya. Vallahi yok. Talas'ta da idare ediyor işte. Her tarafı AK Parti kapattı işte. Ne diyeceğim başka bir ya. Bu tek yegane sebep de ekonomi. Ekonomi olunca hep cebe gidiyor. Cepte boş oldum mu niye vereceğim? Yeter artık 20 sene olmuş bu. 20 senede de bir değişiklik olsun, bir kan değişikliği olsun. Daha değişikleri gelir, koçu çıkarsa 4 sene sonra onu da gönder gitsin. Doğru değil mi abi? Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti yani. Yani ona veririz. Kime vereceğiz ki başka? Kime güvenebiliriz ki yani? En azından yani o gene şeylerini yani Türkiye'mizi düşünüyor, insanlarını düşünüyor. Ama çok pahalı, hayat çok pahalı, geçinemiyoruz. Çok geçiniyor. Bak sabahleyin valla elektrik parası 290 lira geldi. Doğalgaz çok pahalı yani. Yani o yönden biraz yakınıyoruz yani. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Belediyelerden? Hayır. Neden? Memnun değiliz çünkü yani ne bileyim garibanıyla ilgilenmiyor fazla. İlla ki bir garibanın hiç mi bir yerden bir geliri olmasın ya? Yani ne bileyim hiç mi bir yerden bir alacağı olmasın? Nasıl görüyorlar, yardım etmiyorlar. Çok öyle aç insan görüyoruz yani. Hani ne bileyim yani çok değişti ortalık. Tabii ki şeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şu an için AK Parti'ye oy verirdim. Neden? Neden olarak öncelikle dini konularda çok hassas olmaları, yaptıkları hizmetler. Şu anda gördüm ama iyi bir lider çıkarsa CHP'ye de veririm veya başka parti. Ama şu an için AK Parti. Kayseri'deki belediyelerden memnun musunuz peki? Gördüğüm kadarıyla oldukça iyi. Ben yurt dışından geliyorum ama kısa sürede de olsa memnunum ama bazı gördüğüm yerler bayağı çamur, girilmez. Özellikle de şehrin içinde olması çok enteresan. En azından bir el atılırsa çok güzel olur. Bir de trafik. En önemlisi de trafik.
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tereddütsüz AK Parti. Neden? Yani belki klişe bir laf olacak ama yapılanlar ortada. Çünkü ortalama baktığımız zaman 2020'den 2000'li yıllardan 2022'ye geldik. Türkiye'de değişen çok şey var. Her alanda, sadece bunu bazı zamanlarda sınırlandırmak istiyorlar. Sağlık, yol, ama genel olarak baktığımız zaman Türkiye özellikle AK Parti zamanında müthiş bir ivme kaydetti ve yapılması gereken her şeyi yaptı diye düşünüyorum. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Memnunuz ama bu şu demek değildir ki daha iyisi de olabilirdi. Yer yer eksiklikler gözlemleyebiliyoruz ama inşallah zamanla düzelecek. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şu an alternatif olmadığı için Mansur Yavaş. Çünkü adaletli bir insan. Biliyorsunuz 20 senedir adalet kalmadı memleketimde. Sade Mansur Yavaş. Favorim ve de destekleyeceğim insan Sade o. Alternatif ikinci insan yok. İnşallah onu da reis-i cumhur yapacağız. Maalesef görüyorsunuz Türkiye'mizin halini. Pahalılık bir taraftan, işsizlik öbür tarafından, adaletsizlik diz boyu. Mansur Yavaş'ın çok iyi bir yönetici olacağını gönlümle takdir ediyorum. Sürekli izliyoruz. Yaptıkları işleri, yaptıkları hizmeti, bir belediye başkanı değil de sanki reisi cumhur gibi Türkiye'miz için çalışıyor. Ben sağ görüşlü bir insanım. Bizim için vatan evladı önemlidir. Sağ solu değil, hizmet önemlidir. Bugün vatandaşlarımın %60'ın üzerinde açlık çekiyor. Çare bulacağımız sadece Mansur Yavaş'ı görüyorum. Disiplinli, karakterli ve de insanları bölücü olarak ayırt etmiyor. 72 ırktan olan ulus bir devletiz. Hiç kimseye ayırt etmedi bu zamana kadar. Ben çok teşekkür ederim böyle imkan sunduğunuz için. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Memduh Bey. Talas Belediye Başkanı var, ismini hatırlayamayacağım. Geçen bir kar yağdı, inanır mısınız? Felç olduk. Böyle bir hizmet olmaz. Memnun değilim. Sadece Hacılar Belediyesi'nden çok memnunum ve de Erciyes Belediyesi'nden. Orada sürekli her gün kar makinaları buzlanma üzerine tuz atıyorlar. Ama büyük şehirde maalesef bunları görmedik. Ancak bir hafta sonra işlem başladı. Çünkü şikayet üzerine yaptığımız tabii birimler aldık ama kötü olan asfaltlarımız her taraf yırtıldı, çöktü. Ama belediye başkanlarımızdan memnun değiliz maalesef. Hacılar ve de Erciyes haricinde. Çok teşekkür ederim.